Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes. Son Vaka. Dostum Sherlock Holmes'un sahip olduğu özel yetenekleriyle ilgili sizlere aktarabileceğim son satırları yazmak için kalemimi bir kez daha elime alırken gerçekten de içim kan ağlıyor. Bizi şans eseri bir araya getiren ilk vaka olan Kızıl Dosya'dan itibaren çok ciddi uluslararası sorunlar doğurabilecek kayıp antlaşma olayının çözümüne kadar onunla yaşadığım olağanüstü maceraların bir dökümünü oluşturmak için çaba göstermişimdir. Ama üslubumun gerçekten de yetersiz olduğunun ve Holmes'un inanılmaz yeteneğinin tam olarak hakkını veremediğimin hep farkındaydım. Amacım orada durmak ve geçen son 2 yılın kapatamadığı yaraları açan olaydan hiçbir şekilde bahsetmemekti. Ama yakın bir zaman önce Albay James Moriarty'den gelen ve kardeşinin anısına haksızlık edilmiş olduğunu savunduğu mektubu yüzünden kendimi kalemimi tekrar elime almaya zorlanmış bulunuyorum. Olayları tam meydana geliş şekilleriyle halka sunmaktan başka çarem kalmadı artık. Meselenin aslını bilen tek kişiyim bu dünyada. Ve artık saklı kalmalarına gerek kalmayan bir zamanın gelmiş olması beni sevindiriyor. Bildiğim kadarıyla yalnızca 3 kez hakkında bir şeyler yazıldı. 6 Mayıs 1891'de Journal de Genève'de, 7'sinde İngiliz gazetelerinin haber sütunlarında ve son olarak da bana gelen mektupta. İlk ikisi son derece üstünkörü değinmişti olaya. Sonuncusuysa şimdi sizlere göstereceğim gibi gerçeklerden tam olarak sapmış bir yazı. Benim görevim Profesör Moriarty ile Bay Sherlock Holmes'un arasında geçen olayları bütün gerçekliğiyle ilk kez gözler önüne sermektir. Hatırlanacağı gibi Holmes ile son derece yakın olmama rağmen evliliğimden ve doktorluk yapmaya başladığımdan beri ilişkimiz biraz değişmişti. Araştırmalarında bir arkadaş istediği zamanlarda bana yine de gelmesine rağmen bu ziyaretler giderek azalıyordu. Hatta sonunda 1890 yılında sadece 3 vaka kayıt edebilmiş olduğumu fark ettim. Aynı yılın kışı ve 1891'in ilkbaharında son derece önemli bir meselede Fransız hükümeti için çalışmış olduğunu gazetelerden öğrendim. Narbonne'dan ve Nimes'ten olmak üzere 2 adet not almıştım Holmes'tan. Fransa'da uzun bir süre kalmayı planladığını anlatan 2 not. Onun için Nisan'ın 24'ünde akşam üzeri muayene odama girdiğini görmek beni oldukça şaşırttı. Her zamankinden daha zayıf ve solgun göründüğünü hemen fark ettim. "Evet, son zamanlarda kendimi fazla yordum," diye konuştu. Sözlerimden çok yüz ifademe cevap olarak. "Oldukça stresli zamanlar geçirdim. Kepenklerini kapatmama bir itirazın var mı acaba?" Odadaki tek ışık kitabımı okumak için yakmış olduğum lambadan geliyordu. Holmes duvara yapışarak kepenkleri kapattı ve sürgüleri de kapatmayı ihmal etmedi. "Bir şeyden mi korkuyorsun?" diye sordum. "Evet, öyle diyebilirsin." "Neyden?" "Silahlardan ve kurşunlardan." "Ne demek istiyorsun?" "Eminim ki hiçbir şekilde boşuna heyecanlanmayan bir adam olduğumu bilecek kadar iyi tanıyorsundur beni Watson." Tehlikede olduğunda bunu reddetmek cesaretten çok aptallıktır. Ateşin var mıydı? Sigarasının dumanını sanki sağladığı gevşeklik bir hediyeymiş gibi çekiyordu ciğerlerine. Bu kadar geç geldiğim için senden özür dilemeliyim, dedi. Ayrıca evini arka bahçenin duvarından tırmanarak terk etmeme izin vermeni istemek zorunda olduğum için de özür dilerim. Sevgili Holmes, bütün bunlar ne anlama geliyor, diye sordum. Elini bana doğru uzattığında lambanın ışığında elinin kanadığını gördüm. "Görüyorsun ya, bu öyle uyduruk bir şey değil," dedi gülümseyerek. "Tersine insanın elini kırmasına yetecek kadar sağlam bir şey. Bayan Watson evde mi?" "Birini ziyarete gitti." "Gerçekten mi? Demek yalnızsın." "Oldukça. O halde benimle bir haftalığına kıtaya gelmeni istediğimi söylersem ne dersin?" "Nereye?" "Aa, herhangi bir yere. Her yer aynı nasıl olsa." Bütün bunlarda çok tuhaf bir şey vardı. Sebepsiz yere tatile çıkmak Holmes'un yapacağı bir şey değildi. Ve solgun, bitkin yüzündeki bir şey sinirlerinin her zamankinden fazla gergin olduğunu gösteriyordu bana. Gözlerimdeki soruyu gördü ve parmak uçlarını birleştirip dirseklerini dizlerine yerleştirdikten sonra durumu anlatmaya başladı. "Büyük bir ihtimalle Profesör Moriarty diye birini daha önce duymamışsındır." "Hayır, duymamıştım." "İşte, durumun ilginç ve olağanüstü olmasının sebebi de bu," diye atıldı. "Adam Londra'da giderek yayılıyor ve hiç kimse hakkında bir şey bilmiyor."
İşte bundan suçluların suçlusu olmayı hak kazanıyor. Bütün kalbimle söylüyorum Watson, o adamı bir yenebilsem, toplumu ondan bir kurtarabilsem, kariyerimin en üst basamağına geldiğimi hissedecek ve daha sakin bir yaşantı seçmeye hazır olacağım. Aramızda kalsın Watson, İskandinavya Krallığı'na ve Fransız Cumhuriyeti'ne yardımcı olduğum son vakalarımdan sonra kişiliğime uygun olan, sessiz, sakin bir hayat sürüp kimyasal araştırmalarıma gömülmeye hazır bir hale gelmiştim. Ama dinlenemiyorum Watson. Sandalyemde sakin tek bir dakika geçiremiyorum. Profesör Moriarty gibi bir adamın Londra'da serbest dolaşabiliyor olmasının düşüncesi beni çılgına çeviriyor. Bu adam ne yapmış peki? Son derece sıra dışı bir kariyeri olmuş. İyi bir aileden geliyor ve mükemmel bir eğitim almış olmasının yanı sıra matematik konusunda olağanüstü bir dehaya sahip. 21 yaşındayken binom teorisi üzerine yaptığı bir araştırma Avrupa'da büyük yankı uyandırmıştı. Bununla birlikte küçük üniversitelerimizden birinde matematik kürsüsünün başına geçmeye hak kazandı. Her açıdan parlak bir kariyer uzanıyordu önünde. Ne var ki genetik olarak son derece şeytansı özelliklere de sahip. Damarlarında suçluların kanı akıyor ve bu özelliği yumuşayıp yok olacağına olağanüstü zekasıyla daha da gelişerek son derece tehlikeli bir hal aldı. Üniversite kentinde hakkında karanlık söylentiler çıkmaya başladı ve sonunda kürsüden ayrılıp orduda eğitmen olmak için Londra'ya gelmek zorunda kaldı. Buraya kadarı herkesin bilebileceği şeyler ama sana şimdi anlatacaklarım kendi keşiflerimdir. Bildiğin gibi Watson, Londra'nın suçlular dünyasını benden daha iyi tanıyan yoktur. Yıllardır suçların arkasında daha büyük bir gücün varlığını, kanunlara meydan okuyan ve suçluları kanatlarının altına alan organize bir örgütün gücünü hissetmişimdir. Her türlü vakada, sahtekarlık, hırsızlık, cinayet olaylarında tekrar ve tekrar hissetmişimdir bunu. Ve şahsen başvurulmadığım o çözülmemiş vakaların birçoğunda da o örgütün bir parmağının olduğunu düşündüm hep. Yıllar boyunca etrafını saran sır perdesini kaldırmak için uğraştım ve en sonunda bir ipucu bulup onu takip etmeye karar verdim. İpime tutunarak uzun ve dolambaçlı bir yoldan ilerledikten sonra eski matematik profesörü Moriarty'ye ulaştığını gördüm. Adam suçluların Napolyon'u Watson. Bu şehirde işlenen kötülüklerin yarısının ve çözülmemiş neredeyse her suçun organizatörü o. Kesinlikle bir dahi, bir filozof, soyut düşüncelerin üstadı o. Birinci sınıf bir zekaya sahip, bir örümcek gibi ağının ortasında hiç hareket etmeden oturuyor ama ağı her yere uzanıyor ve her köşesinden gelen titreşimleri hemen algılayıp tanımlayabiliyor. Kendisi pek bir şey yapmaz, plan dışında tabii. Örgütün elemanlarının sayısı inanılmaz büyük ve olağanüstü iyi bir şekilde organize edilmiş durumda. İşlenecek bir suç varsa ortadan yok edilmesi gereken kağıtlar, soyulacak bir ev ya da öldürülecek bir adam diyelim. Hemen profesöre haber verilir ve olay ayarlanıp halledilir. Suçu gerçekleştirenin yakalanması durumunda kefaletini ya da savunmasını karşılayacak para hemen bulunur. Üyeleri yakalansa bile merkezi güç ne olursa olsun yakayı ele vermiyor. Ondan en ufak bir şüphe dahi duyulmuyor. İşte bulduğum örgüt bu Watson. Ve bütün enerjimi bunu ortaya çıkarıp dağıtmak için harcadım. Ama profesörün çevresi öyle iyi hazırlanmış gardiyanlarla çevriliydi ki ne yaparsam yapayım bir mahkemede delil sayılacak bir şey bulmam imkansız görünüyordu. Güçlerimi ve yeteneğimi biliyorsun sevgili Watson. Her şeyi denememe rağmen 3 aylık bir sürenin sonunda entelektüel açıdan eşitim olan bir adamla karşı karşıya olduğumu kabul etmek zorunda kaldım. İşlediği suçlara karşı duyduğum dehşet, yeteneğinin karşısında uyanan hayranlığımla beraber kayboldu. Her neyse, sonunda bir hata yaptı. Ufacık bir hata ama ben o kadar yakınındayken ona çok pahalıya mal oldu. Şansımı yakalamıştım ve o noktadan başlayarak etrafına ağımı ördüm ve artık onu neredeyse kapana kıstırmış durumdaydım. 3 gün içinde... Yani önümüzdeki pazartesi son darbemi indireceğim ve profesörle beraber en önde gelen tüm elemanları polisin ellerinde olacak. Ardından 100 yılın en kapsamlı mahkemesi yapılacak. Çözülmemiş 40'tan fazla dava gün ışığına çıkacak ve her biri ipi boylayacak. Ama anlıyorsun ya, yanlış atacağımız tek bir adımla son anda elimizden kurtulabilirler. Şimdi bütün bunları Profesör Moriarty'nin haberi olmadan yapabilseydim her şey yolunda olacaktı. Ama o fazlasıyla uyanıktı. Etrafını sarmak için attığım her adımı gördü. Tekrar tekrar deneyerek benden kurtulmaya çalışsa da ben her seferinde ona yeniden asıldım.
Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki dostum, o sessiz kavganın ayrıntılı bir raporu hazırlanabilseydi, dedektiflik tarihinde şimdiye kadar yapılmış en olağanüstü kaçma kovalama işi olarak hak ettiği yeri alırdı. Hayatım boyunca bu kadar başarılı olmamıştım ve hiçbir zamanda bu denli şiddetle bastırılmamıştım bir rakip tarafından. Çok sıkı savaştığını söylemeliyim ama peşini kesinlikle bırakmadım. Bu sabah son adımları da attık ve işin tamamlanması için sadece 3 gün gerekiyor. Bu sabah odamda oturmuş meseleyi düşünüyordum ki kapı açıldı ve birden Profesör Moriarty önümde belirdi. Sinirlerim oldukça sağlamdır Watson ama aklımı bu kadar kurcalamış olan adamı kapı eşiğimde gördüğümde şaşkınlıktan dona kaldığımı itiraf etmeliyim. Dış görünüşü bana oldukça tanıdıktı artık. Çok uzun ve ince bir adam. Alnı geniş ve hafif şişkin. Gözleri ise oldukça içe çökük. Tıraşlı, solgun ve alçak gönüllü bir görünümü olmasıyla bir zamanların profesörünün bazı özelliklerini hala koruyor. Sırtı çok kitap okuyup devamlı araştırma yapmaktan dolayı biraz kamburlaşmış. Yüzü de hafif bir şekilde öne doğru çıkıntılı olup meraklı bir sürüngen edasına sahip kafasını bir o tarafa bir bu tarafa devamlı olarak çevirip duruyor. Kırışıklıklarla çevrili gözlerinde büyük bir merakla beni baştan aşağı süzdü. ''Beklediğimden daha az gelişmiş bir beynim var.'' dedi sonunda. ''Sabahlığının cebinde dolu silahlarla oynamanın tehlikeli olduğunu bilmiyor musun? İşin gerçeği şu ki bulunduğum tehlikeli durumun hemen farkına varmıştım. Ondan kurtulmamın tek yolu ağzımı kapalı tutmamdan geçerdi. Çekmecemdeki silahı hemen cebime indirmiştim ve onu kumaşın içinden ona doğrultuyordum. Konuşmasının üzerine silahı dışarı çıkarıp masanın üzerine koydum. Hala gülümseyip bana bakıyordu. Ama gözlerinde silahın yanımda olmasına çok sevinmeme sebep olan bir ışık vardı. ''Belli ki beni tanımıyorsun.'' dedi. ''Tam tersi olduğu ortada bence.'' diye cevap verdim. ''Lütfen oturun. Söyleyecek bir şeyiniz varsa size 5 dakikamı ayırabilirim.'' ''Söyleyeceğim her şey aklınızdan geçti zaten.'' dedi. ''Öyleyse cevabım da büyük olasılıkla sizinkinden geçmiştir.'' diye karşılık verdim. ''Hala kararlı mısınız?'' ''Kesinlikle.'' Elini cebine soktu ve ben de hemen silahı masadan kaldırdım. Ama o sadece içine bir takım tarihler yazılmış olduğu bir defter çıkardı. ''İlk olarak 4 Ocak'ta yoluma çıktınız.'' dedi. ''23 Ocak'ta beni artık rahatsız etmeye başladınız. Şubat'ın ortalarına doğru varlığınız beni şiddetle sinirlendirmeye başlamıştı. Mart'ın sonunda planlarımı tamamen bozdunuz ve şimdi Nisan'ın sonuna geldiğimizde de ısrarlı takibiniz yüzünden özgürlüğümü tamamen kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğum bir durumda buluyorum kendimi. Mesele içinden çıkılmaz bir hal almak üzere. Bir öneriniz var mı?" diye sordum. "Hemen durmanız gerekiyor Bay Holmes," dedi kafasını sallayarak. "Buna gerçekten mecbursunuz. Biliyorsunuz değil mi?" "Pazartesiden sonra," dedim. "Yazık," dedi. "Sizinki gibi bir zekaya sahip olan bir adam bu meseleden yalnızca bir çıkış yolunun olduğunu görebilir. Geri çekilmeniz gerekiyor. Çalışmalarınızı öyle bir şekilde yürüttünüz ki tek çıkar yolumuz kaldı. Bu meseleyi ele alış tarzınızı izlemek benim için entelektüel açıdan son derece hoş bir deneyim oldu. Şunu söylemeliyim ki aşırı bir önlem almak zorunda kalmak beni gerçekten üzecektir." "Gülümsüyorsunuz efendim ama sizi temin ederim ki üzer. Tehlike mesleğimin bir parçasıdır," diye belirttim. "Sözün ettiğimiz şey tehlike değil," dedi. "Konumuz kesin bir yok oluş. Karşısında durduğun şey tek bir kişi değil, büyük bir örgüt. Tüm zekana rağmen büyüklüğünü kavrayamamış olduğun bir örgüt. Ya geri çekileceksiniz Bay Holmes ya da ayak altında ezileceksiniz." "Korkarım ki," dedim ayağa kalkarak, "bu zevkli sohbete katılırken önemli bir işi bekletiyorum." O da ayağa kalktı ve bana sessizce bakarak kafasını tekrar üzgünce salladı. "Pekala," dedi sonunda. "Çok üzücü bir durum ama elimden geleni yaptım. Oyununuzun her adımından haberdarım. Pazartesi gününden önce hiçbir şey yapamayacaksınız. Sizinle aramızda bir düello yapıldı Bay Holmes. Siz beni mahkeme önüne çıkartmak istiyorsunuz, ben ise mahkemeye asla çıkmayacağıma garanti veriyorum size. Siz beni yenmeyi umuyorsunuz, ben bunun asla olmayacağını söylüyorum. Beni yok edecek kadar zeki olursanız benim de buna karşılık olarak aynı şeyi yapacağımdan emin olun." "Bana birçok acıdan iltifat ettiniz Bay Moriarty," dedim. "Bir tane de ben size edeyim. Söylediğiniz ilk durumun gerçekleşeceğinden kesinlikle emin olsam halkın iyiliği için ikincisini seve seve kabul ederdim. Size birinin olacağına dair söz verebilirim ama diğeri imkansız,"
diye konuştu küstahça. Sonra da kamburlaşmış sırtını bana doğru çevirerek, gözlerini kırpıştırıp etrafını inceledikten sonra odamdan çıktı. Profesör Moriarty ile ilginç sohbetimiz böyleydi işte. Üzerimde rahatsız edici bir etki bıraktığını itiraf etmeliyim. Konuşmasının yumuşaklığı ve açık tavrı, sözlerine bir kabadayının asla uyandıramayacağı bir inanç bırakıyor insana. Şimdi polise neden haber vermediğimi soracaksın. Sebep şu, darbenin kendisi tarafından değil, örgüt üyelerinden geleceğinden eminim de ondan. Öyle olacağına dair ispatım bile var. Saldırıya uğradın mı şimdiden? Sevgili Watson, Profesör Moriarty durup ilk yumruğu başkasından gelmesini bekleyecek bir adam değildir. Öğlende Oxford Caddesi'nde bir takım işlerimi halletmek için dışarı çıktım. Bentinck ile Welbeck sokaklarının kesiştikleri köşeye vardığımda iki atlı araba birden çılgınlar gibi üzerime gelmeye başladı. Kaldırıma koşup hayatımı son anda kurtardım. Araba hızla Marylebone sokağına sapıp gözden kayboldu. O andan sonra kaldırımların üzerinde kaldım Watson. Daha sonra Ver sokağından aşağı yürürken ve evin çatısından aşağı bir tuğla atılıp ayaklarımın dibinde paramparça oldu. Hemen polisi çağırıp yeri incelettim. Binanın çatısında bir tamirat işi için oraya getirilmiş tuğlalar ve kiremitler bulunuyordu. Ve polisler bunlardan birinin rüzgarın etkisiyle düşmüş olduğuna inandırmaya çalıştı beni. Ben tabii ki daha iyi biliyordum ama hiçbir şey ispatlayamadım. Bu olaydan sonra bir araba tutup Pall Mall'daki ağabeyime gittim ve günün geri kalanını orada geçirdim. Şimdi sendeyim ve yolda sopalı bir kabadayının saldırısına uğradım. Onu yere serdim ve şu an polis sorgulamasından geçiyor. Ama sana şu kadarını söyleyebilirim ki yumruğumu ağzına indirdiğim adamla eski matematik profesörü arasında en ufak bir bağlantı kesinlikle bulamayacaklar. O 10 kilometre uzakta bir yerlerde bir kara tahtanın üzerinde problem yazıp çözüyordur şimdi. Bunları düşündüğünde evine geldiğimde ilk hareketimin neden kepenkleri kapatmak ve evini neden arka bahçeden terk etmek istediğimi anlıyorsundur artık. Dostumun cesareti bende her zaman hayranlık uyandırmıştı. Ama şimdi önümde durup dehşet uyandıran bir günün ayrıntılarını sakince sıralarken bu his hiçbir zaman olmadığı kadar yoğunlaşmıştı. "Geceyi burada mı geçireceksin?" diye sordum. "Hayır dostum, tehlikeli bir misafir olabilirim. Planlarım hazır ve her şey yolunda gidecektir. Tutuklama işine gelince olaylar artık bensiz idare edebilecek kadar ileri gitmiş durumda ama yargılanabilmeleri için mahkemede bulunmam şart olacaktır. Polisin harekete geçebileceği tarih gelene kadar birkaç gün ortalıkta görünmemem en iyisi olacaktır herhalde. Yani kısacası sen de benimle anakaraya gelsen gerçekten çok sevinirdim. İşlerim yoğun değil dedim ve yardımcı bir komşum var. Seninle gelmeyi çok isterim. Yarın sabah yola çıksak nasıl olur? Mecbursak neden olmasın? Oo, evet, gerçekten mecburuz. Öyleyse talimatlarım şunlar ama yalvarırım Watson. Söylediklerimi harfiyen uygula. Çünkü şu andan itibaren Avrupa'nın en zeki haydutu ve örgütüne karşı benimle beraber oyundasın. Dinle, yanına almayı düşündüğün her türlü bagajı güvenilir bir ulakla bu geceden Victoria'ya gönder. Çocuğun üzerinde adres olmasın. Sabah olunca bir araba çağırt ve çağırmaya gönderdiğin adamdan da biniciyi değil, ikinciyi de değil, sıradaki üçüncü arabayı getirmesini iste. Bu arabaya atlayacaksın ve adama bir kağıt üzerinde yazılmış şekilde adresi verip de onu atmamasını isteyecek Lowther pasajının ucuna kadar gideceksin. Arabaya ödeyeceğin parayı önceden hazırla ve araba durduğu anda pasajın içinden koşarak saat 9'u çeyrek geçe diğer ucundan çıkacak şekilde hızını ayarla. Köşe yakası kırmızı, kocaman siyah bir palto giymiş sürücüsüyle seni küçük bir fayton bekliyor olacak. Buna binecek ve Anakara Ekspresi'nin kalkış vaktinde Victoria'da olacaksın. Seninle nerede buluşacağım? İstasyonda. Önden ikinci, birinci sınıf kompartıman bize ayrılmış olacak. Öyleyse buluşma yerimiz kompartıman olacak değil mi? Evet. Gece kalması için Holmes'e ne kadar ısrar ettiysem de boşunaydı. Geceyi geçireceği evin başına sorun açabileceğini düşündüğü belliydi ve gitmeyi bu kadar çok istemesinin sebebi de buydu. Ertesi günkü planlarımızla ilgili birkaç kelime daha ettikten sonra kalktı ve benimle beraber bahçeye çıkıp Mortimer sokağına bakan bahçe duvarımın üzerinden tırmandı. Diğer tarafa geçtiği anda ıslıkla bir araba çağırdığını ve onun içinde uzaklaştığını duydum. Sabah olunca Holmes'un talimatlarına harfiyen uydum.
beni götürecek olan arabanın Moriarty'nin bizim için hazırladığı bir araba olmaması için inanılmaz önlemler aldık ve ben de kahvaltıdan hemen sonra Lowther pasajına doğru yol aldım. Son hızla pasajdan geçerek koyu renkli bir palto giyen, kocaman sürücüsüyle beni bekleyen faytona atladım ve ben biner binmez hemen kalktı. Victoria istasyonuna vardığımızda faytonu çevirdi ve arkasına bile bakmadan uzaklaştı. Buraya kadar harika gitmişti her şey. Bagajım beni bekliyordu ve Holmes'un bahsetmiş olduğu kompartımanı bulmakta hiç zorlanmadım. Özellikle de trende rezerve levhalı tek kompartıman o olduğu için. Beni meraklandıran tek şey Holmes'un görünürde olmamasıydı. İstasyon saati trenin kalkmasına sadece 7 dakikanın kaldığını gösteriyordu. İstasyondaki yolculardan ve yolcu geçirenlerden oluşan kalabalığın içinde dostumun sıska şeklini aradım durdum. Ama boşunaydı. Hiçbir yerde yoktu. Birkaç dakika boyunca bozuk İngilizcesiyle bir hamala bagajlarının Paris'e kadar bağlanması gerektiğini anlatmaya çalışan İtalyan bir rahibe yardım ettim. Etrafıma son bir kez bakındıktan sonra vagonuma geri döndüm. Ve orada az önce yardımcı olmaya çalışmış olduğum hamalın biletleri göstermeme rağmen yaşlı İtalyan rahibi bana yol arkadaşı tayin etmiş olduğunu gördüm. Orada bulunmasının doğru olmadığını anlatmaya çalıştıysam da boşuna. Benim İtalyancam onun İngilizcesinden bile daha kötüydü. Sonunda pes edip yerime oturdum. Holmes hala ortalıkta yoktu ve artık ciddi ciddi korkmaya başlamıştım. Yokluğu gece bir saldırıya kurban gitmiş olduğu anlamına gelebilirdi. Bütün kapılar kapanmış ve düdük çalmıştı ki ''Sevgili Watson'' dedi biri. ''Günaydın bile demedin bana.'' Şaşkınlıktan dona kaldım. Yaşlı rahip bana doğru dönmüştü. Kısacık bir an için kırışıkları ortadan kaybolmuş, burnu kalkmış, alt dudağı sarkıklığını yitirmiş, yaşlı gözleri eski ışıklarına kavuşmuş ve kambur sırtı düzelmişti. Bir saniye sonra tüm görüntü tekrar çöktü. Holmes geldiği hızla yeniden kaybolmuştu. ''Yüce Tanrım!'' diye atıldım. Bir an için delirdiğimi sandım. Hala her türlü önlemi almamız gerekiyor, diye fısıldadı. İzimizi bulduklarına inanmak için sebeplerim var. Ah işte Moriarty, gözüktü bile. Holmes konuşurken tren bir yandan hareket etmeye başlamıştı. Arkama baktığımda kalabalığı öfkeyle yararak ilerleyen uzun boylu bir adam gördüm. Elini sanki treni durdurmak istiyormuşçasına sallıyordu. Ama onun için artık çok geçti. Hızlanmaya başlamıştık ve 1-2 saniye içinde istasyondan çıkmıştık bile. Aldığımız bütün önlemler sayesinde işlerimiz tıkırında gitmişe benziyor, dedi Holmes gülerek. Ayağa kalkıp kostümünü oluşturan siyah cübbeyi ve şapkayı çıkardı ve ikisini de bir çantaya kaldırdı. Sabah gazetesini gördün mü Watson? Hayır. Öyleyse Baker Sokağı'nda olanları bilmiyorsun öyle mi? Baker Sokağı mı? Dün gece apartmanımızı ateşe vermişler. Neyse ki büyük bir zarar yok. ''Aman tanrım, Holmes, bütün bunlar dayanılacak gibi değil. Bana dün sopayla saldıran adam tutuklandıktan sonra izimi tamamen kaybetmiş olmalılar. Aksi olsa evime döndüğümü düşünmezlerdi. Ne var ki seni izlemiş oldukları şimdi açığa çıktı. Moriarty'yi Victoria'ya getiren o. Gelirken herhangi bir aksilik yaşadın mı acaba?'' ''Hayır, talimatlarına kelimesi kelimesine uydum.'' ''Faytonunu buldun mu?'' ''Evet, tam söylediğin yerde beni bekliyordu.'' Arabacıyı tanıdın mı? Hayır. Ağabeyim Mycroft'tu. Böyle bir durumda kiralık bir adama güvenmektense arkadaşlarımdan faydalanmak daha iyidir. Her neyse artık Moriarty konusunda ne yapacağımızı planlamamız gerekiyor. Bu bir ekspres olduğuna ve bineceğimiz gemi de trenin gelişine göre hareket edeceğine göre ondan gayet başarılı bir şekilde kurtulduk derim. Sevgili Watson, söz konusu adamın benimle eşit zekaya sahip olduğunu varsayabileceğimizi söylediğimde beni pek ciddiye almamışsın anlaşılan. Kovalayan kişi ben olsam, o kadar küçük bir engelin beni durdurabileceğini düşünmüyorsun değil mi? Onu bu kadar hafife almamalısın. Ne yapacaktır sence? Onun durumunda olsam benim yapacağımın aynısı. Peki sen ne yapardın o halde? Özel bir sefer ayarlatırdım. Ama onun için çok geç olmalı artık. Kesinlikle değil. Bu tren Canterbury'de duruyor ve gemi de her zaman en azından 15 dakika gecikmeli kalkar. Bizi orada yakalayacaktır. Suçlu kişiler biz değiliz ki. Geldiğinde onu tutuklatalım. Öyle bir şey 3 aylık çalışmanın sonu anlamına gelirdi. Büyük balığı yakalamış olurduk ama daha küçükler ağın sağından solundan kaçmaya başlardı. Hayır, bir tutuklama söz konusu olmayacak. O halde ne yapacağız? Canterbury'de ineceğiz. Peki sonra? Sonra uzun bir yolculuk yapıp New Haven'a, oradan da Dapie'ye geçmeliyiz.
Moriarty yine benim gibi hareket edecek ve Paris'e gidip bagajlarımızın yerini bulacak. Depoda en azından 2 gün bekleyecektir. Bu sırada biz de kendimize hasır çantalar alıp içinden geçtiğimiz ülkelerin tüccarlarını etkilemeye çalışacağız ve Lüksemburg ve Basel yoluyla İsviçre'ye geçeceğiz. Böylece Canterbury'de indik ama New Haven'a giden trenin kalkmasına daha bir saat vardı. İçinde kıyafetlerimin bulunduğu çantaları kaybetmiş olmaktan dolayı hala oldukça üzgündüm ki Holmes beni kolumdan çekiştirerek tren yolunun yukarısını gösterdi. ''Görüyor musun? Geldi bile.'' dedi. Çok uzakta, Kentish ormanının içinden dumanı ince bir sütun yükseliyordu. Bir dakika sonra istasyonun yanındaki dönemeçte bir lokomotif ile vagonu görüş alanımıza girdi. Göz açıp kapayana kadar büyük bir gürültü eşliğinde yanımızdan geçip yüzümüze doğru sıcak buhar üfledi. Öyle hızlı hareket etmişti ki ancak son saniyede bir tomar bavulun arkasında saklanmaya fırsat bulabilmiştik. ''İşte gidiyor.'' dedi Holmes vagonun arkasından baktığımızda. ''Gördüğün gibi arkadaşımızın da zekasının bir sınırı var. Benim ne düşündüğümü düşünüp ona göre hareket etmiş olmalıydı. Gerçekten de 12'den vurmuş olacaktı.'' ''Peki bizi yakalamış olsa ne yapardı?'' ''Beni öldürmeye çalışacağından en ufak bir kuşkum yok. Ne var ki iki kişinin oynayabileceği bir oyun bu. Şimdi sorumuz ise şu. Burada mı bir şeyler atıştıracağız yoksa New Haven'daki büfeye ulaşana kadar açlık mı çekeceğiz?'' O gece Brüksel'e geçtik ve 2 gün orada kaldıktan sonra Strasbourg'a hareket ettik. Holmes pazartesi sabahı Londra polisine telgraf çekmişti ve akşam olunca cevabı otelimizde bizi bekler bulduk. Holmes mesajı yırtarak açtı. Ardından da lanet okuyarak kağıdı şömineye fırlattı. ''Bunu tahmin etmeliydim.'' diye homurdandı. ''Kaçmayı başarmış. Moriarty mi?'' ''Kendisi hariç bütün örgütü ele geçirmişler. Moriarty onları atlatmayı başarmış. Tabii ben de ülkeden çıktığımda onunla başa çıkabilecek kimse kalmadı. Fakat gerekli her şeyi sağlamış olduğumu düşünmüştüm. Neyse, sanırım artık İngiltere'ye dönsem iyi olacak Watson.'' ''Neden?'' ''Çünkü artık senin için de tehlike teşkil eden bir yol arkadaşıyım. Adamın işini yok ettim. Londra'ya dönecek olursa mahvolur. Karakterini doğru anladıysam bütün enerjisini benden intikam almak için harcayacaktır. Kısa konuşmalarımızda da öyle söylemişti ve sözlerinde gayet samimi olduğundan eminim. İşine geri dönmeni şiddetle tavsiye ediyorum. Hem ezelden beri iyi bir tartışmacı hem de eski bir dost olan kişiyi ikna etmek kolay olmadı.'' Strasbourg'daki bir kafede oturup yaklaşık yarım saat boyunca konuyu tartıştık. Ama aynı akşam tekrar yola koyulmuştuk bile. Yeni hedefimiz Cenevre'ydi. Mükemmel geçen bir hafta boyunca Ron Vadisi'nde dolaştık. Leuk'a vardığımızda da yoldan ayrılıp hala karlarla kaplı olan Gemmi geçidinden geçtik ve Interlaken yoluyla Meiringen'e vardık. Harika bir yolculuktu. Altımızda yaşanan ilkbaharın muhteşem yeşillikleri, yukarıda ise kışın bembeyaz karları. Ama Holmes'un bir an için bile olsa peşinde dolaşan gölgeyi unutmadığının farkındaydım. Alplerin tatlı küçük köylerinde de, bomboş dağ geçitlerinde de olsak, etrafı tarayan gözlerinden ve yanımızdan geçen her yüzü dikkatlice incelemesinden, nereye yürürse yürüsün, peşimizde olan tehlikeden yeterince uzaklaşamayacağımızın bilincinde olduğunu anlayabiliyordum. Bir keresinde Gemmi geçidinden geçip melankolik Dubensin'in sınırlarında yürüdüğümüzde sağ üstümüzdeki tepelerden birinde yerinden oynamış bir kaya aşağı yuvarlanıp arkamızdaki nehire düştü. Holmes hemen tepeye fırladı ve küçük bir kayanın üzerine tırmanıp sağına soluna bakındı. Rehberimiz özellikle ilkbaharda böyle kayaların düşmesinin sık rastlanan bir olay olduğunu söylese de boşunaydı. Holmes sessiz kaldı ama bana beklediği şeylerin gerçekleştiğini gösteren bir adamın edasıyla gülümsedi. Sürekli tetikte olmasına rağmen kesinlikle mutsuz değildi. Tam tersine onu daha önce bu kadar neşeli bir halde gördüğümü sanmıyorum. Toplumun Profesör Moriarty'den kurtulduğuna bir inansa, kendi kariyerine mutlulukla son vereceği gerçeğini bıkıp usanmadan tekrar ediyordu. ''Sanırım hayatımı boşuna harcamadığımı söyleyecek kadar ileri gidebilirim Watson.'' diye belirtti. ''Meslek hayatım bu akşam sona erecek olsa yine de içim rahat bir şekilde düşünebilirim geçen yılları. Londra'nın havası benim sayemde daha tatlı artık. Binin üzerinde vaka çözdüğüm halde birinde bile güçlerimi yanlış taraf için kullandığım olmamıştır. Son zamanlarda toplumumuzun yapaylığının sorumlu olduğu sığ problemlerdense
içinde doğanın kendisinde yaşayan problemleriyle ilgilenmeye karşı bir istek duyuyorum. Yazıların sona erecek Watson. Avrupa'nın en tehlikeli ve en yetenekli suçlusunu yakaladığım ya da yok ettiğim gün mesleğime son noktayı koyacağım ve benimle ilgili yazdıkların da böylece tükenecek. Anlatmam gereken az bir şey daha var ve kısa ve öz olacağım. Üzerinde durmak istemediğim bir konu olmasına rağmen görevlerimden birinin en ufak bir ayrıntıyı bile atlamamak olduğunu biliyorum. 3 Mayıs'ta Meringen adlı küçük köye ulaştık. O zamanlar yaşlı Peter Staler tarafından işletilen Englischer Hof adında küçük bir pansiyona yerleştik. İşletmeci çok zeki bir adamdı ve Londra'daki Grosvenor Oteli'nde 3 yıl boyunca garson olarak çalışmış olduğu için de mükemmel İngilizce konuşuyordu. Onun tavsiyesi üzerine tepeleri aşıp geceyi Rosenlau adlı yerleşim biriminde geçirmek niyetiyle ayın 4'ünde dostumla beraber yola çıktık. Rişenbach Şelalesi'ni geçmememiz konusunda kesin emirler almıştık. Ama orayı görmeden de olamayacağını söyleyip yanından geçen bir patika olduğu konusunda bilgi verdiler. Gerçekten de korkunç bir yerdi. Eriyen karlarla beraber kabarmış olan sular inanılmaz büyüklükteki bir uçurumdan aşağı dökülüyor ve dibinde yanan bir evden çıkan dumanları andıran bir fıskiyeye dönüşüyordu. Nehrin içinden fışkırarak aktığı oyuk parlak siyah kayalarla çevrili devasa bir yarıktan başka bir şey değildi. Köpük üreten, kaynayan bir kazan halini alıncaya kadar daraldıktan sonra nehri sivri dişlerinin üzerinden yoluna devam etmeye adeta zorlanıyordu. Sonsuza kadar kükreyerek aşağı doğru inen yeşil sular ve sonsuza kadar yukarıya doğru tıslayan su damlacıkları insanın başını döndürüyordu. Uçurumun kenarında durup altımızdaki siyah kayaların üzerinde kırılan suyun parlaklığını seyrediyor, uçurumun dibinden yükselen buharlarıyla kulaklarımızı tırmalayan, insanınkine benzeyen çığlık seslerini dinliyordu. Patika, manzarayı tamamlamak için şelalenin yarısını sarmalayacak şekilde yapılmışsa da çok ani bir şekilde bitiyordu. Ziyaretçi böylece geldiği yönden geri dönmek zorundaydı. Biz de öyle yapmak için tam dönmüştük ki İsviçreli bir genç elinde bir mektupla koşarak yanımıza geldi. Üzerinde az önce terk etmiş olduğumuz pansiyonun amblemi vardı ve işletmecisi tarafından benim adıma yazılmıştı. Görünüşe göre pansiyondan ayrılmamızdan birkaç dakika sonra ölmek üzere olan İngiliz bir bayan gelmiş. Kışı Davos Ples'te geçirmiş ve tam Lucerna'daki arkadaşlarına katılmak için yola çıkacakken birden şiddetli bir kanaması olmuş. Sadece birkaç saat yaşayabileceği düşünülüyormuş ama İngiliz bir doktor görmek onu çok rahatlatabilirmiş. Ve ben bir dönseymişim vesaire. İyi kalpli Bay Staler bir dipnot yazıp kadının İsviçreli bir doktoru görmeyi kesinlikle reddettiği için kendisini sorumlu hissetmekten alamadığını ve yardımlarıma çok büyük bir iyilik olarak bakacağını eklemeyi de ihmal etmemişti. Bu görmezden gelemeyeceğim bir istekti. Yabancı bir ülkede ölmek üzere olan bir bayanın isteğini reddedemezdim. Diğer taraftan Holmes'u tek başına bırakmak konusunda endişelerim vardı. Sonunda mektubu getiren genç İsviçreli'nin bir rehber olarak yanımda kalacağı konusunda anlaştık. Ben otele dönerken dostum şelalenin yukarısında bir süre daha kaldıktan sonra yavaş bir tempoda tepeyi aşıp Rosenlau'ya yürüyeceğini, akşam orada buluşacağımızı söyledi. Biraz yürüdükten sonra arkamı döndüğümde Holmes'un bir kayaya yaslanıp kollarını kavuşturmuş halde suların fokurdamasını izlediğini gördüm. Bu dünyada onu son kez gördüğüm an oydu. Patikanın sonuna geldiğimde tekrar arkama baktım. Bulunduğum yerden şelaleyi görmek artık mümkün değildi ama tepenin üzerine aşıp oraya giden patikanın kıvrımlarını görebiliyordum. Patikanın üzerinde çok iyi hatırlıyorum ki hızla ilerleyen bir adam vardı. Etrafındaki yeşilde iyice belirginleşen siyah şeklini çok net görebiliyordum ve yürüyüşündeki enerjiklik ilgimi çekmişti. Ama görevimin başına gitmek için tekrar arkamı döndüğümde aklımdan tamamen uçup gitti. Bir saat kadar sonra Meringen'e ulaşmıştım. Yaşlı Staler pansiyonunun kapısında duruyordu. Dedim hızla ona yaklaşırken. Durumu nasıl? Daha da kötüleşmemiştir umarım. Adamın yüzünde şaşkın bir ifade belirdi ve kaşlarını hareket ettirmesiyle beraber kalbime bir ağrı saplandı. Bunu siz yazmadınız mı? Dedim mektubu cebimden çıkartarak. Otelde hasta hatta ölmek üzere olan İngiliz bir bayan yok mu? Hayır, olur mu hiç? Diye atıldı heyecanla. Ama üzerinde gerçekten de benim amblemim var. Gidişinizden hemen sonra gelen şu uzun boylu İngiliz yazmış olmalı.
Demişti ki, ama açıklamalarını dinlemek için kalmadım. Yüreğim korkuyla dolu bir halde köyün sokağından aşağı koşmaya başlamış ve yalnızca birkaç dakika önce inmiş olduğum patikayı tekrar tırmanmaya koyulmuştum bile. Aşağı inmek tam bir saatimi almıştı. Bütün çabama rağmen Reichenbach şelalesine yeniden ulaşabildiğimde 2 saat daha geçmişti. Holmes'u bıraktığımda yanında durmuş olduğu kayaya yaslanmış bir halde tırmanırken kullandığı asayı gördüm. Holmes'ten en ufak bir iz yoktu ve ne kadar bağırdıysam da faydasızdı. Aldığım tek yanıt, etrafımdaki dağlarda yankılanıp bana geri dönen kendi sesimdi. Asasını görmekti kalbimi dondurup kendimi hasta hissetmeme sebep olan. Rosenlohe'ya gitmemiş olduğunun kanıtıydı. Düşmanı ona ulaşana kadar bir tarafı geçilmez kayalar, diğer tarafı da bir uçurumla bezenmiş bu ince patikada kalmıştı. İsviçreli genç de görünür derde yoktu. Büyük bir ihtimalle Moriarty'nin tutmuş olduğu bir çocuktu ve adamları kendi başlarına bırakmıştı. Peki sonra neler olmuştu? Sonra olanları bize kim anlatacaktı? Kendimi toparlayabilmek için 1-2 dakika hiçbir şey yapmadan durdum. Olayın dehşetiyle uyuşmuş gibiydim. Ardından Holmes'un kendi yöntemlerini düşünmeye ve onları kullanarak bu trajik sonu anlamaya çalıştım. Bu ne yazık ki hiç zor olmadı. Sohbetimiz boyunca patikanın sonuna kadar gitmiştik ve asa da durmuş olduğumuz yeri gösteriyordu. Kara renkli topraklar, şelaleden devamlı olarak yükselen su damlaları sayesinde nemli ve yumuşak bir yapıya sahipti. Öyle ki bir kuş bile ayak izlerini bırakırdı yere. Patikanın benden uzaktaki kısmında uzaklaşmış olan 2 kişinin ayak izleri çok net bir şekilde görülebiliyordu. Geri de dönmemişlerdi. Patikanın sonunda toprak eşelenmiş ve çamur haline gelmişti ve uçurumu çevreleyen çalılıklar ezilmişti. Bir yandan su damlalarıyla çevrilmiş haldeyken yüzüstü yatıp kenardan aşağı baktım. Ortalık kararmaya başlamıştı ve artık tek ışık sadece kayaların üzerinde sıçrayan suyun orada burada yarattığı yansımalarıydı. Bağırdım ama kulaklarıma gelen ses yalnızca şelalenin insanımsı çığlığıydı. Ne var ki dostum ve yoldaşımdan veda içeren son birkaç kelime duymak varmış kaderimde. Daha önce de söylediğim gibi, asası patikanın kenarında bulunan bir kayaya yaslanmış duruyordu. Yuvarlak uçlu üst kısmında gözüme parlak bir şey çarptı. Nesneye uzandığımda Holmes'un genellikle yanında taşıdığı gümüş sigaralık olduğunu fark ettim. Ve onu elime aldığımda da altında bulunan küçük bir kağıt tomarı yere düştü. Defterinden yırtılmış ve bana yazılmış 1 sayfalık bir mektup. Holmes'un karakterine uygun olarak doğru bir dil kullanılmış ve yazısı sanki kendi odasındaki masasında oturup yazmış gibi düzenli ve temizdi. Sevgili Watson, bu birkaç satırı aramızdaki sorunları son bir kez tartışmak için beni bekleyen Bay Moriarty'nin rızasıyla yazıyorum. İngiliz polisini atlatmak ve bizim hareketlerimizden haberdar kalmak için kullandığı yöntemler konusunda beni aydınlattı. Ve anlattıkları, yapabildikleri ve parlak zekasıyla ilgili düşüncelerimi kesinlikle doğruladı. Toplumu ondan ve korkunç yeteneklerinden kurtaracağımı düşündüğümde çok memnun oluyorum. Ama korkarım ki bunun bedeli arkadaşlarıma, özellikle de sana sevgili Watson, çok acı verecektir. Ne var ki sana kariyerimin zaten bir dönüm noktasına vardığını açıklamıştım. Ve bundan başka bir son bu kadar işime gelmezdi. Gerçekten de öyle. Sana bir şey itiraf etmek istiyorum. Meringen'den gelmiş gibi gösterilen mektubun bir uydurma olduğundan neredeyse emindim. Ve buna benzer bir gelişmenin olabileceğini tahmin ettiğim için senin uzaklaşmanın daha iyi olacağını düşündüm. Müfettiş Patterson'a çetenin suçlarını ispatlayabilmesi için ihtiyaç duyduğu kağıtların üzerinde Moriarty yazılıp mavi bir zarfa konmuş halde M. güvercin yuvasında bulabileceğini söyle. İngiltere'den ayrılmadan önce bütün mal varlığımı ağabeyim Mycroft'a bıraktım. Lütfen Bayan Watson'a sevgilerimi ilet ve daima seninle olduğumu unutma sevgili dostum. Sherlock Holmes. Geri kalanı anlatmak uzun sürmeyecektir. Uzmanlar tarafından bölgede yapılan incelemelerden sonra iki adamın arasında yapılmış olan kavganın zaten öyle bir durumda beklenen şekilde birbirlerine kenetlenmiş halde uçurumdan aşağı yuvarlanmalarıyla sonuçlandığına dair pek şüphe kalmadı. Cesetlere ulaşmaya çalışmak imkansızdı ve orada, fokurdayan ve köpürdeyen suların kazanının dibinde bir yerlerde, dünyanın en tehlikeli suçlusuyla neslinin en önde gelen kanun koruyucusu sonsuza kadar yatacak.
İsviçreli gençten bir daha haber alınamadı ve Moriarty'nin çetesinin sayısız elemanlarından biri olduğu konusunda böylece kuşku kalmadı. Çetenin geri kalanına gelince, Holmes'un sunmuş olduğu delillerin örgüt çalışmalarını nedenle açık bir şekilde gözler önüne serdiği ve ölmüş adamın elinin onları nasıl sarmalamış olduğu hiçbir zaman unutulmayacaktır. Mahkeme sırasında korkunç liderleriyle ilgili pek az ayrıntı ortaya çıkmıştı ve şimdi kariyerinin gerçek boyutlarını açıklamak zorunda hissediyorsam kendimi, bunun sebebi tüm hayatım boyunca tanıdığım en iyi ve en akıllı adama saldırılar yönelterek Moriarty'nin anısını temizlemeye uğraşan tüm akılsızlar yüzündendir.